Dostlar merhabalar. Şimdi paralel kenar ve eşkenar dörtgen testinin 5 ve 6 numaralı testlerini gömeceğiz arkadaşlar. Hemen şöyle 5 numarayla bir başlayalım. Vira bismillah diyelim. Bakalım ilk sorumuz ne diyor dostum? ABCD paralel kenar demiş. Tamam. Aç ortaylarımızı gördük. Şimdi bildiğimiz kuralları bir hemen hatırlayalım. Paralel kenarda ardışık iki açı ortayın arasındaki şu açı hemen kaç dereceydi kesinlikle? 90 derece bu bir. Sonra tam şu kesiştikleri E noktasından paralel bir doğru çizilirse şöyle sağa ve sola doğru. Bu paralel doğru her zaman orta taban olacaktı. Yani burayı kesinlikle ikiye bölecek, burayı kesinlikle ikiye bölecek ve hatta bakın şurada bir de muhteşem üçlü çıkıyor değil mi şu dik açıdan. Şu da buna eşit olacaktı. Şimdi bu kuralı hatırladık. 6, 8, 10'dur buranın uzunluğu. Demek ki şurası 5, burası 5. O halde bu da 5 oldu. Yani şu uzunluğun tamamı 15 oldu dostlar. O halde paralel kenarımın uzun kenarı 15'tir dedim. Bana neyi soruyor? Paralel kenarın alanı nedir diye bir soru soruyor. Bakın bir kural daha hatırlayacağız şimdi burada. Şimdi dostum şuradan çizdiğimiz yüksekliği bulacağız birlikte. Bakın bu dik üçgenin h diyelim yüksekliğini bulacağım bunun. Ki h'ı nasıl buluyorduk biz dostlar? Şöyle bir dik üçgende hatırlayın hemen ah bacı diye bir formülüm vardı benim dostum. Şu b, şu c, şu a kenarı bir de yüksekliğimiz var h. Ah bacı neydi dostlar? Hipotenüs çarpı yükseklik yani A çarpı H eşittir B çarpı C'ydi. Ah bacı formülümüz vardı. Bunu kullanacağız burada. Şimdi hipotenüsümüz 10. Yüksekliğimiz H. Bunu arıyoruz. Eşittir. Dik kenarların çarpımı 6 çarpı 8. O halde H eşittir. 48 bölü 10 geldi dostum. Yani 24 bölü 5 çıktı. Dostlar bu H 24 bölü 5 ise paralel kenarın yüksekliği ne oluyordu? Bunun iki katı. Yani şu yükseklik demek ki 48 bölü 5 olacak. Onun da ispatı fışkırma teoremindeydi. Bakın bu da H. Şu açıortay içinde bu da H oluyordu değil mi? Hani açıortayın kollarına çizilen diklikler eşitti. Üstteki için bu ikisi eşit. Alttaki açıortay içinde bu ikisi eşit. Demek ki yükseklik 2 H. Yani paralel kenarın yüksekliği 48 bölü 5 oldu. Peki artık alanını bulabiliriz. Yükseklik çarpı taban. Hemen 5'e böl 5'e böl 3 olsun. 3 tane 48 ne yapar? 120. 24 daha 144 yapar. Birinci sorunun cevabı Denizli'den geldi. Evet 2 numaradayız. Şimdi burada da alan oranları verilmiş. EDF'nin alanına A derseniz diyor şunun alanı A ise FBC, FBC şuradaki üçgenin alanı 9'a. Alanlarının oranı 1'e 9'sa benzerlik oranları neydi? Alanların oranının karekökü benzerlik oranıydı dostum. Demek ki 1 bölü 9'un karekökü 1 bölü 3'müş bunların benzerlik oranı. O halde şu kenar 1K ise devamı olan kenar 3 katı 3K. 3K'ya 6 düştüyse 1K'ya 2 düşecek. Bakın şu uzunluğu ne bulduk? 10. O şey 8 pardon. O zaman burası da 8 geldi. Peki bize neyi soruyor? X'i. Bak onu da şu kelebekten bulalım hemen. Şurada da bir kelebek var. Bunu da bir görün arkadaşlarım. İçini de şöyle boyadım. Kelebeğin oranı 6'ya 8. 6 bölü 8 eşittir. X bölü 10. İşte bitti sorumuz. 60 bölü 8 geldi buradan x. 4'e bölelim 15, 4'e bölelim 2. Denizli'yi de işaretleyelim gobeller. Evet 3 numaradayız. Boyalı bölgenin alanı 36. BFK nedir diye soruyor. Şimdi BFK'nın alanına A dersek dostum bak şunu fark et. Buranın alanı A ise şu kelebek üçgeni bir gör. Bak şurada bir kelebek var. Benzerlik oranları 1'e 1. Demek ki alanların oranı da 1'e 1 olacak. Hemen buranın alanına da çok rahat bir şekilde A dedim. Şimdi şu köşegeni çizersek 36'ymış bu boyalı bölge. 18, 18 diye dağıldı burası. Bu adam 18 ise bu adam da 18 olacak.
O zaman bu adam da 18 olacak. Demek ki 3. sorumun cevabı Edirne'den gelecekmiş dostum. Evet, 4 numaradayız. ABCD paralel kenar EFKL bulundukları kenarların orta noktaları. Bak şimdi şurayı bir seç. Şimdi şu orta noktaymış ya. Şu üçgeni bir aldım bak. Sadece şurayı. Şimdi şu orta taban oldu. Hani orta tabanda şöyle bir kural vardı dostum. Orta taban yanları ikiye böler, burayı ikiye böler. Benzerlik oranı 1 bölü 2'dir. Alanların oranı 1 bölü 4'tür. Demek ki bu A tamamı 4A buraya kalıyordu. 3A. Hatırladın mı bunu? Biz bunu kısaca ezberleyin demiştik. Şöyleydi. Yanlar ikiye bölünmüşse S, 3S, 5S, 7S, 9S diye tek sayıların katı şeklinde gidecek demiştik. O halde dostum şuna A dersem artık burası 3A. Hocam bu da A, bu da 3A. Bu da A, bu da 3A. Bu da A, bu da 3A. Bak şimdi biz şu ortadaki mavi bölge hariç 4A, 4 de buradan 8, 4 de buradan 12, 4 buradan 16A bulduk. Nereyi bulduk 16A? Mavi bölge hariç tüm kalan kısmı bulduk. Şimdi şu köşegeni çizsem ben adamım bak şimdi. Şurası ikiye bölmemiş miydi? Peki bu ikiye böldüğüne göre şuna biz kaç A düşürmüşüz şuraya? 5 A düşmüş. O zaman buna da 5 A düşecek. Demek ki şu köşegenin alt tarafındaki şu büyük üçgen 5, 5 daha 10 A olacak. Burası da 10 A olacağına göre tüm paralel kenarın alanı ne geldi? 20 A. Bakın bu neyin alanı? Paralel kenarın alanı. Bu beyaz kısmın alanı. O halde mavi bölgeye 4A kalmak zorundadır diyebilir miyiz dostum? Peki. Boyalı bölgenin alanını yani 4A'yı bize 7 vermiş. Tüm paralel kenarın alanını yani 20A'yı soruyor. 5 katını soruyor. 5 katı ne yapar? Denizli yapar. İşaretledim geçtim. 5 numaralı soru. Alan L, B, F, M bilmem ne. Burası 10 verilmiş. 10'muş buranın alanı ve boyalı bölgelerin alanları toplamı. Şimdi şu boyalı bölgelere şuna A diyelim, bu da A. Şuna B diyelim, bu da B. A ile B'nin toplamı, bak benim canım kardeşim, A ile B'nin toplamı neymiş? 24. Aha şu köşegeni çizdiğinde şuradaki üçgenin alanı 10 var. A ile B var lan. Yani 24 var. 10 da buradan 34 yaptı mı burası canım kardeşim? 34 ise tamamını soruyor bize. Üst tarafta 34, 68'i paketledik. Geldik buna. Evet, şurayı 90 derece vermiş. Hemen şuraya da 90'ı çakın. Paralel kenarda bunu yapmayı genelde ihmal ediyoruz. Yüksekliğin bir tarafına 90, diğer tarafına 90 yazalım hemen. Bakın diklikten diklik inmiş oldu böylelikle. BC'ye 6 vermiş. O zaman 6, AD de 6. Hadi öklit yapalım. 6'nın karesi yan kenarın öklitini yapıyorum. Şu yakın parça çarpı hipotenüsün tamamı. Yani K diyelim o yakın parçaya. K çarpı K artı 5. Buradan K'ya 4 dersek 9 olur burası. 4 kere 9 36. Evet burası 4. Tüm şeklin alanını soruyor bize dostlar. Bütün şeyin alanını soruyor. Önce şuradan bir de yüksekliği de bulalım mı h'i? Bir diğer ökliti de yapalım. H kare eşittir 4 çarpı 5 öklitini. H kare eşittir 20. H eşittir 2 kök 5 diyelim. Onu da bir yazalım şöyle. 2 kök 5. Şimdi şu üçgenin alanını artık gönül rahatlığıyla bulabilirim. Yüksekliği 2 kök 5 tabanı 9 bölü 2. Yani 9 kök 5 geldi bu üçgenin alanı. Hemen kuralı hatırlayın. Paralel kenarın içindeki üçgenin alanı tüm paralel kenarın yarısıydı. 9 kök 5 ise bunun alanı 18 kök 5 olacak. 6. sorumun cevabı da Edirne'den gelecek dostlarım. Evet, hemen 5 numaralı testimizin 7. sorusundayız dostum. Bakalım ne diyor. ABCD paralel kenar AB eşittir BE'nin bilmem nesi. Hemen BE'ye 3K diyorum. AB'ye 4K diyorum. O halde burası da 4K oluyor. Başka şu kelebek üçgenin oranlarını görelim dostlarım. Şu kelebeğin oranı. Şöyle göstereyim onu. 4'e 3. Demek ki şurası 4M. Şurası 3M. Ne istiyor şimdi? Alan BEF bölü ABCD'nin tüp alanı nedir diye de bir soru sormuş bize. Hemen şimdi bundan sonra seçeneğimiz çok arkadaşlarım.
Şöyle yapabiliriz mesela. Bakın ilk aklıma gelen şey. Şunun yüksekliği ile şunun yüksekliğini bir kıyaslayalım. Bunun yüksekliği 3H, bunun yüksekliği 4H olacak. Neden? Benzerlik oranı 3'e 4 olduğu için kelebeklerde. Dolayısıyla tüm paralel kenarın yüksekliği ne çıkmış oldu böylelikle? 7H. Şimdi şu üçgenin alanını hemen yazalım o halde. Tabanı 3K, yüksekliği 3H bölü 2. Bölü diyor, bölü tüm paralel kenarın alanı. Paralel kenarın uzun kenarı ne bulduk biz? 4K. Yüksekliğini ne bulduk? 7H. Taban çarpı yükseklikti. Önce şu K'ları bir silelim. 9 bölü 2 yukarısı oldu. Bölü 4 kere 7 28 oldu. Hatta 28'i de 1 bölü 28 diye çarparsak 9 bölü 56. Yani Edirne şıkkımız doğru cevap geldi. Evet, 8 numaradayız. Birim karelerden oluşan paralel kenar biçimindeki bir karton şekildeki çizgi boyunca kesilerek 1 ve 2 parçaları elde ediliyor. Tamam. Buna göre birinci parça 2 birim sağa, 2 birim de aşağıya kaydırılıp ikinci parçanın üstüne yapıştırılırsa oluşan şeklin alanı için. Bakalım şimdi. Şimdi önce bunu bir 2 birim, bak şu düz çizgiyi 2 birim sağa kaydırırsam 1, 2 şuraya gelir. 2 birim de aşağı indirirsem şuraya gelir. Yeni halini yazalım. Şimdi bir birim şöyle gelmiş. Yukarıya kaymış. Şöyle aynı şekli verilen ölçülere göre çizeyim ben arkadaşlarım. Şurasına gelmiş. Başka aşağıya bir birim düşmüş. Sola bir birim, aşağıya da bir birim gitmiş arkadaşlarım. Şöyle bir şey olmuş. Yeni paralel kenarımızda şunu da şöyle çizelim. Şuraya denk düşüyor arkadaşlarım. Şöyle geliyor. Şuraya geldi. Ve şurası da çizili. Evet. Bu şekilde kaydırdık dostlar. Buna göre kaydıktan sonraki diyor. Yeni alanı ilk alanına göre ne olur diye bir soru sormuş. Şimdi paralel kenarın ilk alanını bulalım. Şu kenar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim uzunluğunda. Yükseklik de 1, 2, 3, 4 birim uzunluğunda. Yani 4 çarpı 7 idi. Yani 28'di. Paralel kenarın ilk alanı. Şimdi kalan bu şeklin alanını bulacağız arkadaşlar. Şu 2 numarayla 1 numaranın alanından bir şeylere bakalım neler yapacağız. Şuranın alanını soruyor şimdi bize şu bölge. Bir göstereyim onu. Şu 2 numarayı önce bir tarayalım. 2 numara şurasıydı. Şuralar hep 2 numaraydı. Şimdi bir de 1 numara devreye girdi. Geldi bunun üstüne şöyle kondu. Şuralar. Şurası da 1 numaraydı. Şurası 2 numaraydı. Bir de şurası eklendi. Devreye girdi arkadaşlar. Bizden de bu bölgenin alanını da bulun diyor. Sonra işte ne kadar eksilmiş onu söyleyin diyor bize arkadaşlar. Şimdi normalde bu bölgeye şöyle bir bakalım. Şöyle yapalım arkadaşlarım. Şurayı da başka bir renk var mı? Yok. Kurşun kalem alayım ben. Şurayı da şöyle birleştirelim. Şurayı da birleştirelim dostlarım. Şimdi bunları da devreye sokarım. Şu kurşun kalemle kalınlaştırdığım yerlerde birazdan çıkartırım bunları. Normalde alanın içinde yok bunlar. Birazdan çıkartacağım. Bir sayayım bakayım toplamda kaç kare var burada. Şimdi 1, şöyle kırmızı yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 tane kare var arkadaşlar. 21 tane kare var ama şu taradığım üçgenler hariç, tamam, bunları çıkartmak zorundayım ben. Hemen bulalım bunların da alanını. Bakın bu dik üçgen şurası 2 birim. Şimdi şu tam orta tabanı olmuş. Şu uzunluk 1 bölü 2. O zaman 2 çarpı 1 bölü 2 bölü 2. Bu dik üçgenin alanı. O da 1 bölü 2 mi yaptı arkadaşlar? Şunun alanı 1 bölü 2. Aynısından bir de burada var. 1 bölü 2 de bu. Topladım 1. Yani 21'di. Ama 21'den 1'i çıkartınca 20 birimmiş yeni oluşan şeklin alanı. Ne kadarlık? 28'di. 20 oldu. 8 birim azaldı dostlarım. Demek ki cevabım Denizli'den gelecek. Evet, 9. soruya bakıyoruz şimdi. Bu arada bir önceki soru güzelmiş. Evet, açıortaylar var. 4 var falan filan. Biz bir şeyler yapalım şimdi. Bu açıortay, bu da açıortaymış arkadaşım.
Şimdi şurayı da birleştirdiğimizde ne oluyor? Şunun aynısı olacak mı? Yok. Bize neyi soruyor? Tüm şeklin alanı nedir diye bir soru soruyor dostum. Şimdi şuradan bir diklik buraya çizsek ne olur? Bu da 3. Fışkırma teoreminden bu da 3. Bir diklik bu tarafa insek bu da 3 olur. Şimdi aynı muhabbeti bu tarafta da yaparsak dikliklerimizi şu açıortayı da gösterelim hatta. Bu da bunun açıortayı olsun. Bu da bunun açıortayı olsun. Bir diklik de buradan gösterelim. Hep eş üçgenler çıkıyor dostlarım. Şurası 4 birim. Burası 3, 3. Şurası da 3 birim. Bunları bir yazalım. Şuraya A birim diyelim. O halde bunun da burası da A, burası da A, burası da A. Şurası 8 eksi A, burası da 8 eksi A. Bakın buranın toplamı 8 eksi A ile A'nın toplamı ne yapar? 8, 4 daha 12 yaptı burası. Ha, yükseklikte 6, oho çözdük bile. Şansımıza 6 çarpı 12'den 72 geldi arkadaşlar. Yani balığına çıktı yani. Ben buradan çözebileceğimizi düşünmemiştim. Evet, şuna bakalım şimdi. 10. sorumuz. Şekildeki alanı 96 birim kare olan ABC'de paralel kenarı biçimindeki kağıt. KLMN bulundukları kenarların orta noktaları olmak üzere. Bak şimdi. 96'yı vermiş. Şimdi dörtgenleri hatırlayalım. Şunlar orta nokta olduğu zaman dostlarım, bunlar bu ortada oluşan dörtgenin alanı tüm şeklin alanının yarısı. Demek ki şunun alanı 48. Bak onu da çıkartmış buraya koymuş dostum. Demek ki şu KLMN dörtgeninin alanı 48. Hatta şunları da çizerseniz dostlar, şu ortadaki oluşan paralel kenarın alanı 24. Demek ki geriye kalanların hepsinin toplamı da 24. Hatta şöyle de bir kural vardı. Şuna A, B, C, D diyelim. B ile D'nin toplamı C ile A'nın toplamına eşit. Yani 4'ünün toplamı 24 ise B ile D'nin toplamı da 12. A ile C'nin toplamı da 12. Bak burada B'yi içeriye katlamış. D'yi de içeriye katlamış. B ile D'nin toplamını şöyle katlamadan önce gösterirsem bunu bir şöyle. Şöyle yaparsak dostlarım. K, L, M, N. Normalde bu K, L, M, N'nin tamamının çevresine ne dedik? Biz 48. 48, hatta şu ikisinin toplamına ne dedik? 12. Bak bu 12, şuradaki 12'yi çıkarttım. Buradan şu B'yi çıkarttık. B buradaydı, D de buradaydı. B ile D'yi içeriye katmış olduk. Yani 12'yi bir daha içeriye kattık. Demek ki 12 eksildi. Şu 12 toplamları 12 olan iki üçgen eksildi. Yani 48'di, 12 gitti. Geriye kalan altıgen 36 oldu. 36'dan da şu D ile B'yi de çıkartırsak mavi kısma ne kalır? 24 kalır. Yani 10. sorumuzun cevabı Ceyhan'dan geldi. Şekildeki otel lobisinin zebin kaplamasında pembe, yeşil ve beyaz renkli bir kenar uzunluğu 4 birim olan eşkenar dörtgen şeklindeki fayanslar kullanılmıştır. Şimdi bunlar eşkenar dörtgen. Hatta üçünü şöyle birleştirdiğimizde bak şu şekle bak. Şuna bak kardeşim. Bütün kenarları birbirine eşit olduğu için bu düzgün altıgendir değil mi? Hatta bu düzgün altıgenden şöyle gösterirsek 1, 2, şurada bir tane daha var. 3, şurada bir tane daha var. 4, burada bir tane var. 5, şurada bir tane var. 6, şurada bir tane var. 7. 7 tane düzgün altıgen var. Bize de ne diyor? Kapladığı alan. Yani bu 7 tanesinin kapladığı alan. Şimdi bir tane altıgenin alanını bulalım. 4, 4'müş bir kenarı. Altıgenin alanı neydi? 6 tane eşkenar üçgenin alanı. Yani a kare kök 3 bölü 4'ün 6 katı. O halde 6 tane 4'ün karesi 16 kök 3 bölü 4. 4'ler giderse 4 kaldı. 24 kök 3 geldi. Bir tanesinin alanı. Şunun alanı 24 kök 3. 7 tane var bundan. Çarpıyorum 7 ile 28. Elde var 2. 7 kere 2 14. 2 daha 16. 168 kök 3 yaptı. Yani Edirne'den geldi sorumuzun cevabı. Evet, 5 numaralı testi gömdük. Şimdi 6 numaralı teste geçiyoruz dostlarım. Hemen ilk sorumuza bakıyorum. ABCD paralel kenar ABK 15, buna göre boyalı bölgelerin alanları. Şimdi bu boyalı bölge hep bu verilenin aynısı olur dostlar. 15 diyeyim ben de. Tabii şimdi bunu bir de size ispatlayalım arkadaşlarım. Şimdi şuradaki alana A dersek.
Şu alanda A olacak. Bu yamuğun kuralıydı. Yamuk bu şekil ortadaki dörtgen yamuk. Yan alanlar eşitti. Papyon kuralı demiştik buna hatta. Şimdi dostum şu üçgenin alanı. Bak şu üçgen. Şurası. Bu üçgen tüm paralel kenarın nesiydi? Yarısı. 15 ile A'nın toplamı yarısıysa o zaman tamamı 30 artı 2 A olacak mı arkadaşlarım? Paralel kenarın tüm alanı 30 artı 2 A. Hadi toplayalım. Şimdi maviler var. Bak mavi M diyorum ona. Artı 2 A var. Bir de 15 var. Bunun toplamı eşitmiş 30 artı 2 A'ya. 2 A'lar gitti. 15'i de sildim 30'dan. Maviye ne kaldı? 15 kaldı. Hemen geçtim 2 numaralı sorumuza. Bakın açıortay var. Z kuralı falan yapılacak o zaman. Hemen şu Z'yi bir görelim. Şurası da noktalı açıdır. Demek ki şu parça şu parçaya eşittir diyebiliriz. Başka AB'ye diyor 3K derseniz diyor. BC 2K'dır. O zaman 2K diyelim. 2K diyelim. Buraya da K kaldı mecbur. 3K'ya eşit olacağına göre. BK'yı da bize soruyor. Şuraya da X diyelim. Hadi bakalım. Şimdi şu kelebeği bir konuşalım önce. Şunu. 1'e 2K. Demek ki 2 katı. 10'a şurası 20 arkadaşlarım. Bakın şu FB uzunluğu 20. Hatta şuraya ne kaldı o halde? 20 eksi X kaldı. Çünkü BK'ya X dedim. Hadi şimdi bir de şu kelebeği konuşalım. Bak onu da şöyle kalınlaştırıyorum. Şu kelebeği konuşacağız şimdi. Hemen 2'ye 3 benzerlik oranı. 2 bölü 3 eşittir. 20 eksi X'in X'e oranı. 20 eksi X bölü X'tir dedim. Hadi toparlayalım. 60 eksi 3X eşittir 2X. 60 eşittir 5X. 5'e bölersek 12 eşittir X geldi. Cevap da Edirne'den çıktı. Evet, üçüncü sorumuz. Çevresi 64 birim olan 5 tane eş paralel kenardan oluşuyormuş. Şunların her birinin o zaman kısa kenarına A, A, A diyelim. Şurası da A, burası da A. Bakın şurası 3A olduğuna göre bu da 3A. Demek ki uzun kenarlarda 3A. Şurası da 3A, burası da 3A. Büyük paralel kenarın bir kenarı 5A oldu, bir kenarı 3A geldi. 8A. 8A da buradan gelirse 16 tane A'ymış çevresi. Ve bize 64 verilmiş. Demek ki A 4. Bize neyi soruyor? RE. Şurayı soruyor. Yani A'yı soruyor. 4'ü işaretledim. 4 numaralı soru. ABC'de paralel kenarı 4 eşit parçaya ve aşağısı da 3 eşit parçaya boyanmıştır, bölünmüştür. Boyalı bölgelerin alanları toplamı 21 cm kare ise buna göre alan ABCD nedir? Şimdi 4'e ve 3'e bölünen bir sayı yazalım. 12K olsun burası. Burası da 12K. Demek ki şunların her biri 4K, 4K, 4K. Şunların her biri de 3K, 3K, 3K. Ve 3K. Yüksekliğimize de H diyelim. H. Şimdi bu sarı üçgenin alanı 4K çarpı H bölü 2'dir. Artı bu sarı üçgenin alanı da yüksekliği yine H tabanı 3K çarpı H bölü 2'dir. Yani toplamda 7K H bölü 2'yi bize 21 vermiş. 7'ye bölelim 3. K çarpı H'ı biz buradan 6 bulduk. K çarpı H 6 çıktı. Bizden ne istiyor? Paralel kenarın alanı. Yani 12K ile H'ın çarpımını istiyor. 12 çarpı K çarpı H'ı benden istiyor. K ile H'ın çarpımı 6 idi. 6 ile de 12'nin çarpımı 72 yapacak. Sorumuzun cevabı 72'ymiş. A dostlar. Peki. Devam edelim. Geldik 5 numaralı soruya. Şimdi biraz durayım arkadaşlar. 23 dakika olmuş. Az bir duralım. Birazdan yine devam ediyorum, tamam mı? Evet, devam ediyorum şimdi arkadaşlar. Bir güzel mola verdik. Bakalım ne diyor bu? ABC'de paralel kenar. Üçü birbirine paralel. Orada bir sürü paralellikler var. Diyor ki DK KF'ye eşittir. Hatta o da FB'nin yarısıdır diye bir şey söylemiş. Yani şuralara biz 1, 1K... Şuraya da 2K diyebiliriz. Hatta şurası o zaman 2'ye 2 mi oldu? Tam orta tabanı oldu bunun da arkadaşlarım. Devam ediyoruz. Başka boyalı bölgelerin alanları 38 olduğuna göre diyor. Boyalı bölgeler 38 ise diyor. Tüm ABCD paralel kenarının alanı
nedir diye bir soru sormuş. İlk aklıma şu geldi. Şunu da biraz uzatayım şöyle. Bunu da uzatalım. Hatta şunu da şöyle bir bölersek dostlarım, şu şekilde böldük, bakın bir bir diye böldük. Şöyle bir şey çıkmıştı karşımıza, hatırlarsanız. S, 3S, 5S, bunu birkaç soruda bir sürü kez yaptık arkadaşlar. Bir daha hatırlatmıyorum. En üstteki alana A dersem bir sonraki 3A, 5A, 7A diye gidiyor. Aynı muhabbet burada da olacak dostlar. Demek ki burası da A. Çünkü köşegen alanı ikiye bölüyordu. Burası toplam 12. 4 daha 16A çıktıysa burası da 16A. Yani tüm şekil 32A'ymış. Bunu biliyoruz. Ve yine aynı şekilde burası da 16A olacak. O zaman A, 3A, 5A, 7A şeklinde de bu dağıldı. Şimdi neyi biliyoruz biz? 7A, 7A daha 14, 5A daha 19A'nın kaç olduğunu biliyoruz? 38. 19A'yı 38 vermişse A'nın 2 olduğunu, 32A'nın da 64 olduğunu, yani sorunun cevabı Ceyhan'dan çıktı. Geldik 6 numaraya. Çok klasik bir soru. Her soru bankasında bulunan bir soru. Birkaç farklı yolla çözebiliriz bunu ama şunu fark ettiğinizi biliyorum hemen. İki açıortayın arası 90 derecedir. Şuradan aşağıya bir diklik indirelim. H diyelim buna. 6, 8, 10 üçgeni olduğunu gördük. Tüm şeklin alanını soruyor. Yani H'i bulunca yüksekliği bulmuş olacağım artık arkadaşlarım. O zaman H'i bulalım. Onu da nereden bulalım? Ah bacı. Hipotenüs çarpı yükseklik dik kenarların çarpımına eşitti. Yine bunu da birkaç soru önce anlattığım için burada bir daha söylemeyeceğim ah bacıyı. Öklit'in bir değişik bir versiyonuydu arkadaşlarım. 6 ile 8'in çarpımı 48'e eşit. Demek ki H eşittir 48 bölü 10. Yani H eşittir 4,8. Demek ki tüm yükseklik 4,8 ile 4'ün toplamı 8,8 yaptı. Bize de alanı sorduğu için bir de bunu 8,8'i 10 ile çarparsak 88 çıkar. 6. sorumun cevabı da Denizli'den gelmiş olur. Evet, geçtik 7 numaralı sorumuza. Okuyalım bakalım ne diyormuş. Halit öğretmen bir etkinlikte ABCD paralel kenarının, evet paralel kenarının içindeki eşkenar üçgenleri boyamış. He. Ve H harfi resmetmiştir diyor. Tamam. Paralel kenarın alanı, tamamının alanı 80 birim kare olduğuna göre boyalı alan kaç birim karedir? Bakın ne yapıyorum. Şimdi ben bunu Halit'in yaptığı gibi şöyle parçalara bir daha ayırıyorum arkadaşlarım. Daha fazla bir eşkenar dörtgen, eşkenar üçgen oluşturmaya çalışıyorum. Şimdi şunun alanını A dersek burası da A. Demek ki şunların her birine A diyelim biz şöyle. A'yı yazdık. Şimdi çok uzatmayayım. Mavilere sadece A diyeyim ben. A diyelim. Kaç tane mavi var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane mavi var. 12 mavi mi soruyor bize? Evet, 12 A'yı soruyor bize dostlar. Peki tüm şekil kaç tane şu 2 A'dan oluşuyor? Buna bakalım. Şurası 2 A ya, bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 A'dan oluşuyor. 40 A'yı bize 80 vermiş. A'yı 2 buldum. 12 A'yı soruyor. Adana'yı çoktan işaretledim dostlar. Evet. 7. sorumuzun cevabı Adana'dan geldi. 8 numarayı okuyalım. Aşağıda ABCD paralel kenar biçiminde kağıt verilmiştir. Katlanıyor. Daha sonra yine buradan bir daha katlanıyor. Şekil 3 oluşuyor. BCD'yi 60 derece vermiş. Şu C açısını 60 derece vermiş bize. Yani şurayı 60 derece vermiş. Burası 60. Şimdi KL üssünü katlanmadan önce şöyleydi arkadaşlar. KL buradaydı. Şöyle gösterelim. KL. Demek ki şu kenar şu kenara eşit. Tam ortası olacak. Buna da eşit. Yani şurası bir 60-60 eşkenar üçgeni çıktı. İkizkenardan eşkenara döndü. Ve nereyi vermişti bize? BC'yi 8 vermiş. Şurası 8. Şimdi önce tam ortadan ikiye katladığımız için katlanmadan önceki halini çizemedim. Neyse. Ortadan ikiye katladığımız için tam şöyle. KL burası arkadaşlarım. Tam ortadan katlanacak. Burada aynı hizaya gelsin diye, şöyle olsun diye. Demek ki burası 4, 4. Yani şurası 4. Bu 1. 2.
Bir daha 4'lü şurasının toplamı. 4'ü bir daha katladık. 2, 2'ye bölmüş olduk böylelikle. Yani şuradaki mavi bölgenin bir kenarı 2 birim olan eşkenar üçgen olduğunu gördük. Bize de mavi bölgelerin alanları toplamını soruyor. Şunun alanı hemen a kare kök 3 bölü 4'ten. 2'nin karesi 4, kök 3 bölü 4'ten 4'ler gider. Kök 3 bununki. Kök 3 de bunun tıpatıp aynısı olacağı için 2 kök 3'tür. Tüm mavi bölgelerin alanları toplamı dedim. Ve geldim 9 numaraya. Paralel kenar biçimindeki bir kağıdın iç bölgesinde herhangi bir nokta işaretleniyor. Tamam. Buraya kadar olan kısmı bir çizeyim ben şuraya size. Bir paralel kenar varmış arkadaşlarım. İç bölgesinde bir nokta işaretlenir. Hadi P diyelim buna. Şuna da A, B, C, D paralel kenarı diyelim. Ve paralel kenarın bu noktadan 3 köşesine de şöyle birer tane doğru çiziyoruz. Şimdi bakın bu şekil çıktığında karşımıza şöyle bir kuralımız vardı. Dörtgenlerde de öğrendik bunu. Dostum şu karşılıklı üçgenlerin şununla şunun, bununla da bunun alanları toplamı eşit olacaktı. Şimdi ortaya çıkan kağıt parçalarının üçünün alanı 18, 22 ve 28. Şimdi hangisi olduğunu bilmiyoruz. Ben rastgele yazıyorum. 18, 22 ve 28 olsun. Üçüncü, dördüncüsü hangisi olur diye soruyor bize. X diyelim. Şimdi 28 ile 18'in toplamı ne yapar? 46 mı yapar? 38, 46. 22 ile de 24'ün toplamıdır. Şimdi X 24 olabilir. Bak bize hangisi olabilir diye soruyor. 24 olabilir. Zaten cevaplarda var direkt. Ha, olmasaydı ne yapacaktım? Yerlerini değiştirecektim. Mesela 22'yi buraya alacaktım. 18'i buraya alacaktım. 22 ile 28'in toplamı ne yapar dostlarım? 40, 50 yapar. 18 ile neyin toplamı da 50 yapar diye soracağım. Ne olur o da 22 mi olur arkadaşlarım? Yok, 18, 50'den 18'i çıkaramadım lan. 32 olur. Heh, 32 de doğru cevaptır mesela ama tabii şıklarda yok. Artık hangisi şıklardaysa onu bulana kadar değiştirecektim bunların yerini. Şanslıyız. İlk seferde bulduk hemen. Evet, bu ne diyor? ABC'de paralel kenara biçimindeki kağıt verilmiştir. Şekil için aşağıdaki işlemler sırasıyla yapılıyor. Yapalım. AD ile AB çakışacak şekilde bir katlanıp tekrar açılıyor. Şimdi AD ile AB'yi çakıştıracaksak şu kat çizgisi AG. O zaman burası kesinlikle açıortay. Bunu bir gösterelim. Açıortay şu Z harfinden şu G açısı da çizgili açıdır. Bunu da söyleyelim. Sonra BC ile AB çakışacak biçimde katlanıp tekrar açılıyor. BC ile AB katlanacak, açılacaksa şurası açıortay oldu. Yine Z harfinden bu da bunlara eşit geldi. Açıldığında aşağıdaki işlemini son olarak kat izlerinin kesiştiği noktadan AC kenarı paralel kat tıp tıp tıp. Şu da tam ortadaymış arkadaşlarım. Yukarıya doğru katlanıp tekrar açılıyormuş. Bu da bir kat çizgisi oldu. Şimdi buna göre diyor ki tüm paralel kenarın çevresi acaba nedir diye bir soru sormuş. Dostlar iki açıortayın arası 90 dereceydi, bu bir. Şu adam muhteşem üçlü yapıyordu, hatırlayın bu kuralı. Şöyle oldu, bu iki. Yani şuna ben bir K birim dersem bu da K, bu da K. Ve şu Z harfinden şu açıyla bu açıyı eşit bulduk ya. Demek ki burası da 2K. Ve bakın 2K artı 7, 2K artı 7 eşittir. Nereye? Şuranın tamamına oldu böylelikle. Bunu da görmüş olduk. Başka? Aa, bakın şunu gördüm ben hatta. 2K artı 7, K artı 11'e eşit. Bunu da yazalım. Tam ortası da K artı 11 ya. Buradan K eşittir 4 geldi. K 4 ise bu kenar 8. Bu kenar tabii ki 8. 4 ise K 8, 15 oldu bu kenar. Çevreyi mi soruyordu? Evet. 15 buradan. 15 de buradan 30. 16 da buradan 46. Yani Edirne'den geldi sorumuzun cevabı diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Evet, 5 ve 6 numaralı testleri de gömdük. Bir sonraki videomuzda da 7 numaralı testimiz kaldı. Onu gömeceğiz. Hadi görüşmek üzere dostlar.